kanalımı şimdiden abone olursanız çok çok sevinirim. Bildirimleri de açın. Sizlerle alakalı bir sürü video çekeceğim ve sizin hayatınızda daha doğru, daha güzel ilişkiler yaşayabilmeniz için de elimden gelen tavsiyeleri vereceğim arkadaşlar. Şimdiden beğenin lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınızı tek tek de okuyorum. Alfa kadınlarla alakalı neler konuşacağız? Peki hemen geçelim konumuza. Biliyorsunuz ki alfa kadınlar her zaman dikkat çeken, erkeklerin daha çok peşinde koştuğu hoş, elit kadınlar arkadaşlar. Peki alfa bir kadın olduğunuzu düşünüyor musunuz? Alfa kadınlar nasıldır? Önce bundan bahsedeceğim. Sonrasında beta kadınlardan da bahsedeceğim. Alfa kadınlar girdiği ortamda hemen dikkat çeken ve işte görünüşüyle, kıyafetiyle, özgüveniyle, yürüyüşüyle İnsanların hemen böyle gönlüne taht kuran kadınlardır. Ve kolay kolay da erkeklere bakmazlar. Yani kolay kolay hayatlarına birilerini almazlar. Çünkü onlar için hayatını alacakları kişiler oldukça önemlidir ve daha çok karşısında da alfa bir erkek olsun ister. Kolay kolay beta erkeklere bakmaz. Alfa ve beta erkekler için olan videomu da daha sonrasında paylaşacağım. Şu anda kadınlar hakkında konuşacağız. Şöyle ki alfa kadınlar duygusal anlamda genel olarak insanlara duygularını belli etmeyen, kolay kolay bir şeylerini anlatmayan, sırlarını içinde tutan, çünkü kimseye güvenmeyen kadınlardır. İstese bir sürü kişiyle sevgili olabilir ama bunu istemez. Çünkü o ağır başlılığı, o dik duruşunun bozulmasını istemez böyle saçma sapan bir erkekle. O yüzden de bir erkeğin eline bakmaz, bir erkeğin parasına yani şu anlamda bakmaz. Ben onun parasıyla geçinirim falan gibisinden ya da onun parasını harcarım falan böyle şeyleri düşünmez arkadaşlar. Daha çok karşımdaki bana ne katabilir? Beni gerçekten sevebilir mi? Bana gerçekten değer verir mi? Ve benim onu sevdiğim gibi sever mi diye düşünür. O yüzden de buna göre davranır. Aşık olunca bir kere aşık olurlar. O aşkı da doya doya yaşamaya çalışırlar. Bunun için bazen yeri gelip gururunu ezer. Yeri gelip bir sürü fedakarlık yapar. Karşı taraf için o alfalığını betalığa düşürebilir. Ama yine de bu onun alfa kadın olduğu gerçeğini değiştirmez. Bir süre sonrasında ilişkisi kötü giderse o eski alfa haline geri döner arkadaşlar. Onu da neden göz ardı eder ilişkisi içerisinde? Çünkü alfa kadınlar için duygular çok önemlidir. Karşı tarafı seviyorsa onun için elinden gelen her şeyi yapabilir ve onu bırakmamak adına, onunla gerçekten güzel şeyler yaşayabilmek adına oldukça fazla çaba gösterir. Çünkü bu duyguyu kolay kolay elde edemeyeceğinin farkındadır ve elde edince de kaybetmek istemez. Özgüveni dolayısıyla genelde hemcinsleri tarafından çok sevilmez çünkü hemcinsleri farkındadır ki o bir alfa. Alfa olduğu için de birçok erkeğin dikkatini çekebilecek bir kadın olduğunun da farkındadır. O yüzden hem cinsleri ona karşı bazen ön yargılı, bazen çok fazla kıskanç, bazen arkasından iş çeviren tarzda insanlar olabiliyor. Şimdi ben böyle anlatınca belki aklınıza alfa kadınlar işte çok güzel olduğu için böyle gibi şeyler geçmiş olabilir. Alfa kadınların hepsi çok güzel değildir. Bu arada ben de rahatlığıma şöyle oturayım. Rahatlığa geldim. Bar masasında böyle oturuyorum evet arkadaşlar. Bu arada salonumu kafe haline getirdim. Bununla alakalı bir dekorasyon videom da var. Ama daha paylaşmadım. Onu paylaşınca da izlemenizi tavsiye ederim. Burasını falan kendi ellerimle yaptım. Burasını, bu boyamayı kendi ellerimle yaptım. Mutfak videosu da çıktı. Mutfak yenileme de yaptım. Salon yenileme videosuna da yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bunda arada reklam geçeyim arkadaşlar. Ama da izleyin diğer videolarımı da. Bir de ilişkiler hakkında da bir sürü video çektim. Onları da izleyebilirsiniz. Peki ben nasıl alfa kadın olurum dediğinizi duyar gibiyim. Alfa kadın olmak için gerekenler nelerdir? 1. Kendini çok önemseyeceksin. Senden başka değerli kimse yok. Sadece sen değerlisin. Senden başka da kimse önemli değil. Önce bunu düşünmen lazım. Tabi aile bir kenara, aileyi katmadan söylüyorum. İnsanları, arkadaşlarını veya sevdiğini her zaman ikinci kategoriye koyman lazım. İlk başta sensin. Sen önemlisin, sen değerlisin. Aynanın karşısına geçtiğinde kendine güzel sözler söyleyip iltifat et. Eğer ki görünümünü beğenmiyorsan görünümünde değişiklik yapabilmek için çaba göster. 2. Tarz ol. Yani kıyafetlerin, giyimin, kendine ait bir tarzın olsun, makyajın, saçın, sana ait bir şey olsun, anladın mı? Bir yere girdiğinde gerçekten çok tarz bir kadın desinler, çok tarz bir kız desinler. Çünkü tarz olmak erkeklerin dikkatini çeker. Bunların hiçbirinin güzellikle alakası yok. Bu tamamen senin oluşturduğun tarz.
tarzla alakalı. Gerekirse modayla alakalı şeyleri takip et ve kendi tarzını bulmaya çalış, yakala. Sadece uygun fiyat indirimle diye kıyafet falan alma. Kendi tarzında mesela karma bir tarz. Her tarzdan deniyorum gibi. Senin de böyle bir tarzın olabilir. Ya da tamamen sana ait bir tarz olabilir ama bir tarzın kesinlikle olsun. Girdiğin her ortamda dikkat çekecek kıyafetlerin. Dikkat çekecek derken hani böyle şey açık saçık dekolte demiyorum yani. Sadece siyah bile giyiyorsan böyle senin üstüne bir otursun, böyle bir güzel yakışsın, anlatabilir miyim? Kendine yakıştırdığın şeyleri giy. Üçüncü olaya gelecek olursak, geçmişi tamamen at. Yani geçmişi düşüne düşüne kendini hırpalamak anlamı yok. Şimdiye kadar seçmiş olduğun insanlar doğru insanlar olsaydı zaten şu an hala hayatında olurlardı. Eğer şu an hala hayatındalarsa demek ki gerçekten bir şeyleri başarabilmişsin, o alfalığını göstermişsin ve hayatındalar. Ama eğer ki şu an yalnızsan ve ne bileyim flörtün var ya da sevdiğin birisi var, aranız bir türlü olmuyorsa demek ki bir şeyler eksik gitmiştir. O yüzden geçmişindeki insanları tamamen kenara bırak ve kendine gerçekten sana uygun arkadaşlıklar, sana uygun bir flört. Yani yanına yakışacak bir insan bulmaya çalış. Direkt böyle ara falan demiyorum ama zaten karşına çıkan insanlar olur. Sen karşına çıkan insanlara biraz şans ver. Şans verdiğin insanlar da şöyle aman her şeyi yapayım onun için fedakarlıklar o bu şu falan değil. Her zaman cool'luğunu bozmayacaksın. Böyle devam edeceksin. Dördüncü olayımıza geçecek olursak eğer, maddi durumlar senin için problemse ve gerçekten maddiyat konusunda problemler yaşadığın için de özgüven anlamında düşüklüğün varsa, evden yapabileceğin de olsa bir iş araştır. Bir işle ilgilenmeye çalış, kafanı bir işle meşgul et. Evden olmasa da dışarıdan olsa da kesinlikle bir iş sahibi olmaya çalış, paranı kazan. Çünkü para gerçekten alfa kadınlar için oldukça önemli bir öğedir. Çünkü istediği şeyi alması için, istediği yere gidebilmesi için, özgüveninin artması için bu gerekli olan bir şey. O yüzden bir erkek senin yanına geldiğinde ya gerçekten hani param için yanımda falan demesin. Çünkü sen zaten kendi paranı kazanabiliyor ol. Yani tenezzül etme, anlatabiliyor muyum? Yani bu da 5 oluyor galiba. Bir erkeğe havanı yap. Eğer ki flört oldunuz, bir şekilde görüşüyorsunuz falan. İşte hesabı ödemeye çalışacak. Hayır, hemen böyle öne doğru geçmeye çalış. Yani hayır, sen kimsin benim hesabımı ödeyeceksin, ben ödeyeyim falan. Böyle bir alfalık tasla. Çok paran olmayabilir ama bir erkekle buluştuğunda mutlaka paran olsun. O sana ödetmese bile, seninle biraz boğuşsa bile en azından şey desin. Yani gerçekten kendi yediğini ya da benim de yediğimi ödeyecek gibiydi desin mesela diğer arkadaşlarına, anlatabilir miyim? Yani benim parama ihtiyacı yok. Bunu düşündürttü ona. Ona o tavrınla, aldığın şeylerle, giydiğin kıyafetlerinle benim sana ihtiyacım yok hissiyatını göstermen lazım ki alfalığın belli olsun ve bir erkek senden gerçekten etkilensin. Çünkü erkekler çoğunlukla kızlara, yani hepsi değil ama genelden bahsediyorum. Kızlar paramı yemek için benimle olacak. İşte çok kazanmıyor zaten, durumu belli. Böyle şeyler yaparak seni ikinci sınıf insan konuma sokmaya çalışabiliyor. Hepsi değil, bak altına çiziyorum. Bazıları, geneli diyeyim ben sana. O yüzden de böyle bir küçümseme durumu olabiliyor. Bu da senin alfalığını bozacak olan bir şey. O yüzden bunu hiçbir şekilde belli etme. Tabi aradan zaman geçerse, sevgili olursunuz. Tabii ki sana bir şeyler alsın, harcasın. Harcattır zaten. Harcattır demiyorum ama yani hani tamam harcasın ama yani ilk zamanlar, ilk görüştüğünüz zamanlarda o alfalığını koru, anlatabiliyor muyum? Geri gelsin, sen öde yani. Önemli değil. Senin havanı söndüremesin yani. Aşağı çekemesin seni. Altı şöyle. Mesela arkadaşların bir derdi olduğunda hemen sana koşuyor. Senin bir derdin olduğunda kimse sana koşmuyorsa o arkadaşların derhal hayatından çıkar. Çünkü demek ki seni gerçekten hak etmiyorlar. Arkadaşlığını da hak etmiyorlar. Senin derdin varken, senin kötü zamanında, senin yanında olmayan insan senin arkadaşın olamaz. Öyle bir şey yok. Sen kendini kandırırsın sadece. Sen yarın bir gün Allah korusun bir hastane olayın olsa, yok işte maddi bir problemin olsa, senin yanında olmayacak bir insanı neden hayatında tutuyorsun? Alfa kadınlar gerçekten kendisini seven insanları yanında bulundurur. Onu kullanmaya çalışan insanları yanında bulundurmaz. Yani sırf yalnızım, işte tek arkadaşım o diye onunla görüşmez yani. Başka yeni arkadaşlıklar edinir. Yeni bir ortam oluşturur kendisine. Bir şeyleri sıfırdan başlayabilir. Sen de sıfırdan başlayabilirsin. Sen de kendini toparlayabilirsin. Ne farkın var? Hiçbir farkın yok. Yeter ki o gücü elinde tut. Yani kendini güçlü hisset. Sen kendine güvenirsen eğer hayata güzel bir şekilde atılabilir ve tutunabilirsin. Ve o alfalığınla sen
insanların peşinden değil, insanlar senin peşinden koşar. Tabii bununla alakalı yine videolar çekeceğim. Yani bir erkeğe nasıl peşinde koşturursun gibi şeyleri çekeceğim. O yüzden kanalımı takipte kal ve bildirimlerimi aç. Ve şu ana kadar konuştuğum şeylerle alakalı da yorumlarını da bekliyorum aşağıya. Okuyacağım çünkü. Sizin de istediğiniz tarzda videolar varsa onları da yorumlara yazın. Onlar hakkında da video çekebilirim çünkü. Evet, yani anlatacaklarım bu kadar. Alfa kadın olman için gerekenler bunlar. Beta kadınlar nasıldır? Bununla alakalı daha detaylı bir video çekebilirim ama kısaca özet geçeceğim. Beta kadınlar genelde alfa kadınların yanında bulunan, yani kesinlikle kendisinden daha çok dikkat çeken bir arkadaşı vardır yanında. Ve o yüzden onun yanında birazcık daha sönük kalır. Genelde işte onun şeylerini dinler böyle hayranlıkla falan. Hayranlıkla olmasa da daha çok alfa konuşur, beta dinler yani. Onun her zaman yakın arkadaşı olabilir. Başka betaların olayları şunlardır. Bir kişiye çok takılı kalır. Ve duygusal anlamda bütün hayatı sadece onunla olabilirmiş gibi düşünür. Ve o yüzden hayatına kolay kolay yeni insanları almaz. Geçmişi kafasından silemez. Kendi gücünü tam olarak kendinde bulamaz. İlla ki arkadaşları onu birazcık gaza getirecek de o kendisini toparlayacak. Genelde kendisini gaza getiren arkadaşları olur yani kendisini toparlaması adına. Olmayanlar da oluyor. Yine beta kadınlar yalnız da kalabiliyorlar. Çünkü yeni arkadaş edinmek için bir çaba göstermiyorlar. Kendilerini soyutluyorlar dünyadan. Bu da onlar için oldukça iyi olmuyor. Çünkü en güzel yaşlarında yalnız kalıyorlar. Çok kötü bir şey bu. Bunu toparlayabilmek için de yani beta bir kadınsan da alfa olabilirsin. Yani sen birilerinin peşinde koşmamalısın. Onlar senin peşinde koşmalı. Olay güzellikle alakalı değil. Senin tavrınla alakalı. Yani çok güzel bulmayabilirsin kendini. Peki kendini daha güzelleştirmek adına bir şeyler yapıyor musun? Ya da o özgüvenini toparlamak adına bir şeyler yapıyor musun? Bunlar önemli olan şeyler. Sen bunları yapıyorsan sen alfa bir kadın olabilirsin. İnsanlar daha çok seni arayıp hadi görüşelim diye böyle didinebilirler. Ama sen bunun için bir çaba göstermezsen hiçbir şey olmaz. Beta kadın olmaya devam edersin. Ve bu da seni yalnızlaştırır ve bu seni çok psikolojik anlamda yıpratabilir. Duygusal açıdan da yaşadığın psikolojik şeyler seni çok daha kötü ruh haline sokabilir. Ve bu sebepten dolayı da sık sık depresyona girersin. Ya sık depresyona girmek kötü bir şey değil. Ama bunu kontrol edemiyorsan oldukça kötü bir şey. Depresyon kontrol edilebilir bir şey. Bununla alakalı da bir video yapabilirim. Çünkü ben de manik depresifim. Yani sık sık depresyona giren bir insanım. Ama bunu kontrol edebiliyorum. O yüzden bana bir zararı olmuyor. Ama bazı insanlar var. Çok uzun süre depresyona girdiklerinde bunu kontrol edemiyorlar. Ve hayatları ciddi anlamda sıkıntıya düşüyor. Bu da problem yani. O yüzden sizi anlayabilirim. Sadece hayatında bir şeyleri değiştirmek için sadece adım at. Adım at. Evet, bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarımı da göz atmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Beni takip edip beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Takip etmek çok zor bir şey değil. Yani abone olmak çok zor bir şey değil. 2 dakika abone olun. İnşallah ben de yükselmek istiyorum. Yani sizlere hem yardımcı olup hem böyle yükselip hem de daha çok insana ulaşabilmek de istiyorum. TikTok ve Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Instagram'dan dertlerinizi yazabilirsiniz. Instagram'dan takip edip bana dertlerini yazar. Her 3 kişiyi, haftada her 3 kişiyle dertleşiyorum. Onun dertlerini, problemlerini çözmeye çalışıyorum. Bu konuda da bilginiz olsun. Instagram adresim de şöyle. Beni takip edin arkadaşlar. Çok öpüyorum. Hoşça kalın.